Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte elektrikli konayı inceleyeceğiz. Elektrikli kona 2021 Otoshow Mobility Fuarında, yani dijital fuarda tanıtılan modellerden bir tanesiydi. Hyundai cephesinde kullanılıyor tabii. Yol bakıyor, birazcık sesle ilgili sıkıntımız var. Mikrofon ayarlayacağız artık olmazsa. Anahtardan başlayalım, şöyle göstereyim. Güzel bir anahtarı var. Hatta ben kamera arkasına geçeyim, sesim daha iyi gelsin. Şöyle güzel bir anahtarı var. Anahtara netlesin. Hemen sokayım kadraja. Yukarıdan aşağı doğru açma, kilitleme açma, basılı tutarak çalıştırma ve bagajı açma butonları yer alıyor. Ön tasarımdan başlayacak olursak şurada LED farlarımız yer alıyorlar. Onun haricinde sinyallerimiz de yukarıda LED şeklinde yanıyorlar ve gündüz LED'lerimiz de orada yanıyor. Önde elektrikli bir araç olduğu için şarj kapağımız yer alıyor. Sizi şöyle elime alayım. Önde aşağıda da elektrikli depo kapağımız yer alıyor. Araba kilitlendi bu arada. Arabayı bir açalım. Şöyle aracı AC ve DC olarak şarj edebiliyorsunuz. Yani hem ev tipi prizle hem de hızlı şarjla şarj edebiliyorsunuz. Şimdi fiyat konusuna geleceğiz ama önce aracı inceleyelim. Depo kapağı bu arada bir eleştirim olabilir. Şurada olsa güzel olurdu bence. Şurada yani. Tamam, bunu direkt şarj istasyonu şurada kalırsa yerleştirmek için koymuşlar ama şurada olsa da güzel olurdu bence. Asimetrik duruyor. Ben asimetrik duran şeyleri çok sevmem. Arabadan uzaklaştık. Kendini kilitledi. Aşağıda ön çarpışma önlemenin ve şerit takipsiz tevril radarları yer alıyor. Pardon. Ön çarpışma önleme ve adaptif hız sabitlemenin radarları yer alıyor. Şerit takip sistemi için kafas kamerası yukarıda. Rengi güzelmiş. Yani hep maviyle gördük. Bu kırmızı rengi de hoşmuş. Önde tabi elektrikli bir otomobil olduğu için panjur vesaire ihtiyacı yok. O yüzden kapalı bir tampon dizayn yer almış. Bununla birlikte plakayı biraz aşağıda konumlandırmışlar. İşte şurası tam bence şarj yuvasının yeriydi bence. Burada fren soğutmalarımız ve önden gelen rüzgarın buradan girip yan taraftan çıkması için, yani aerodinami için yapılmış bir eklentisi var. Elektrikli katlanır aynalarımız var. Şöyle basalım. Açıldılar gördüğünüz gibi. Bu arada evet, renk çok güzel, böyle metalik bir renk. Yanda Michelin Primacy 4 lastiklerimiz ve 215-55-17 ebadında kıvrımı olmayan, sanki iki boyutluymuş gibi duran jantlarımız var. Bunun sebebi elektrikli bir otomobil olduğu için rüzgar direncini azaltmak. Bu yüzden böyle bir şeyi tercih etmişler. Yanda Kona'dan farklı olarak bir görüntü eklentisi yok. Ne yok? Burada siyah parçalarla Kona biraz daha arazi havası katılıyordu. Bu daha crossover havasında bir SUV ve daha hoş durduğunu söyleyebilirim. Böyle daha hoş duruyor bence. Şöyle arkaya doğru devam ettiğimizde altta böyle kromla siyah arası, black chrome diye geçen, yani siyah krom olarak geçen parçalarımız yer alıyor. Kapı çerçevelerinde de yine aynı malzemeden kullanmışlar bu plastikleri. Mat renkli olarak kullanmışlar. Tam böyle plastik rengi değil. Şöyle üstte tavan raylarımız var. Yine o renkte. Ve üstte bir cam tavanımız yer alıyor. Arkaya doğru geçelim. Ha, geçmeden önce şunu söyleyeyim. Şurada bir cam güneşliği var. O çok hoşuma gidiyor benim. Bu ülkemize tek donanımla gelen bir otomobil. Progresif paketli. 100 kW ve 150 kW, yani 136 beygir ve 204 beygir gücünde olarak geliyorlar. Fiyatlar tabii birazcık pahalı. 100 kW'lık olanı 437 bin lira ya da 487, emin değilim, düzeltirim kendimi. 150 kW olanı da 700 küsür bin lira. Bu araca verilir mi konusunu tartışmayacağız. Neden yüksek olduğunu söyleyeceğiz. Bu araçlar biliyorsunuz elektrikli ve pille çalışan otomobiller. Pil maliyetleri ise dünya genelinde çok yüksek maliyetler. O yüzden dolar bazında tabii elektrikli araçların maliyeti zaten yüksek. Ülkemizde dolar kurunun da etkisiyle birlikte maliyetler iyice yüksek durumda geliyorlar ve bu araçlar pahalı oluyor. Bu yüzden de elektrik sektörü çok gelişemiyor ülkemizde. Tabii biz de isteriz ki uygun fiyatlı olsun. Biz de isteriz herkes elektriğe binsin. Ama gel gelelim, şu an hızlı şarj istasyonları ne kadar yaygınlaşmış olsa da ülkemiz genelinde maalesef fiyatlardan dolayı elektrikli araç çok göremiyoruz. TOG'u bekleyeceğiz. Bakalım TOG nasıl olacak? Onu da merak ediyorum açıkçası. Lafı uzatmayalım. Çok arkaya doğru geçelim şöyle. Test sürüşü yapamayacağız bu arada. Aracın daha Arvento dediğimiz, yani araç takip sistemi takılmamış. O yüzden test sürüşüne çıkamıyoruz. Önümüzdeki hafta onu da yapacağız. O ayrı bir video olarak gelecek. Arkada normal Kona'dan farklı olarak
stop tasarımını farklı görüyoruz. Burada LED stoplarımız yer alıyorlar. Altta da şöyle açalım. 3 parça şeklinde sinyallerimiz ve geri vites lambamız yer alıyor. Reflektörleri de böyle estetik bir dokunuş yapmışlar. Biraz da şöyle çamurlar doğru uzatarak estetik durmasını sağlamışlar. Altta bir geri görüş kameramız var. Plakanın orada. Böyle güzel kromlu bir detayımız var. Elektrikli olduğu için egzoz çıkışı yok tabii ki. Elektrikli bagaj yok. B sınıfı bir otomobil. Fiyatına göz önünde almayın. Dediğim gibi sınıfını göz önüne alın. Yukarıda tutma kolumuz var bagajda bir tane. Burada plastik kalitesi falan güzel ama böyle içi çok boş değil. Normal konadan biraz daha iyi geldi bana. Pandizotumuz gayet kalın bir pandizot. Altında da böyle bir yükleme alanı var. Şimdi ben bir kamerayı koyayım, bagaja birlikte bakalım. Bagaj hacmini ben ekrana yazarım yine. Burada bir göz göremiyorum. Sağda bir hoparlörümüz var. Ara detayını çekeceğim, koyarım. Bagajın altını açtığımız zaman burada güzel bir göz var. Altına da böyle bir köpük parçayla çeki demirlerini koymuşlar. Altta herhangi bir şey yok. Şarj kabloları yer alıyor. Şarj kablolarını koymaları da güzel olmuş. Tabii biz köpüğü oynamadık diyelim. Bunu kapatalım. Burada böyle gördüğünüz kanca karşılıklarımız var. 4 adet. Ve çocuk koltuğu bağlantıları var. Arka koltuklarda 60'a 40 oranında yatabiliyorlar. Bagajı şöyle bir kapatalım. Gayet yumuşak kapanıyor. Gördüğünüz gibi elektrik detayını da koymuşlar. Şöyle geçelim iç mekana doğru bakalım. Evet şimdi aracın iç mekanına geçerken burada anahtarsız giriş ve çalıştırmayı görüyoruz. Aynada da baktığınız zaman şurada net derse kör nokta uyarı sistemini görüyoruz. Kapımızı açalım. Kapı hissiyatlarından bahsedelim. Kapı hissiyatları gayet güzel. Kapıyı bir açalım. Buraya blue card'ını koymuşlar. Onu bir kenara koyalım. Kapı üstlerimiz normal konadalı olduğu gibi sert plastik ki zaten bu elektrikli otomobillerde malzeme kalitesine çok dikkat etmiyorlar. Çünkü maliyetdense geri dönüştürülebilirliğe önem veriyorlar. Geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanıyorlar. Bu anlamda baktığınızda elektriklilerin içinde gayet kaliteli bir otomobil diyebiliriz. Tesla'da bile çoğu yerde kalitesiz plastikler yer alıyor. Burası yumuşak bir deriyle kaplı. Yumuşacık böyle güzel bir derisi var. Şu yan tarafı da deri kaplamalı. O da güzel. Bu ama burası sert. Ya burası çok önemli değil. Bence buralar olması gereken gibi yani olması gerektiği gibi yumuşak. Burada bir gözümüz var. Buraya telefon falan koyulabilir. Derin de bir göz. Şimdi yumruğum giriyor içine. Buranın tutması kalitesi yani tutma hissiyatı, dokusu güzel. Böyle soft close kaplama gibi. Soft kaplama gibi. Soft touch. Ön iki cam tam otomatik. Diye arka camlar basılı tutarak açmalı. Burada da arka cam kilitlerimiz var. Kapı kilitlerimiz var. Katlanır aynayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik veya katla veya katlam olarak. Kapıda bu arada Krell ses sistemi var. Bu da Kore otomobili. Korelilerin sevdiği bir ses sistemidir. Kapı içi gözümüz biraz ufakça. Yani bir şişe sığar. Başka da şöyle bir kağıt falan girer. Başka bir şey girmez. Şuraya kadar açık olmasını beklerdim. Bu arada aracın altı full pil döşeli olduğu için ağırlık merkezi çok aşağıda. İçeri geçip içeride bahsedeyim. Ağırlık merkezi çok aşağıda. Bu da arabanın daha iyi yol tutmasını sağlıyor. Bu arada koltuğumuz elektrikli ve yanal destekleri falan güzel. Şöyle göstereyim. Şu yanal destekleri, baldır destekleri ve baldır mesafesi çok iyi. Şöyle geçelim kendimize göre bir ayarlayalım. Gayet de hızlı şekilde ayarlıyor. Bel desteği de var bu arada. O da güzel. Yüksekliği var. Bir de şu beşik ayarı var. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın. Baldırımı doldurmasına göre. Arkanın da var. Arkadan da kaldırıp indirebiliyorsun. Normalle kaldırıp indirebiliyorsun. Bir de şuradan şöyle yaparak mesela burayı doldurdum. Arkayı biraz boşalttım. Onu da ne yapıyorum? Bel desteğiyle takviye ediyorum. Şu an çok rahatım koltukta. Direksiyonumuz 3 kollu bir direksiyon ki bence artık Hyundai modellerinde bunu kullanmaları lazım. Bu zaten Kona'da geliyordu. Yeni 4 kollulansa bu daha hoş bence. Şunu biraz indirelim. Direksiyonun derisi güzel. Zaten araba daha gördüğünüz gibi 17 kilometrede. Güzel bir direksiyon tasarımı var. Airbag küçük şurada güzel bir tutma yeri var. Şerit takip sistemi var. Hız sabitleme sistemi var. Kontağını açalım şöyle. Şu an ekran açılıyor. Bir daha bastığımız zaman kontak açık. Şu an kontak açık. Buradaki ekran anlatacağım. Önce kadranları gösterelim.
kapımız açıkmış. Şöyle kapıyı bir kapatalım. Kapatamadım. İşte kapı mesela biraz sert kapatmanız gerekiyor. Ben de kıyamıyorum, daha yeni bir araba. Bu konfor modu. Şurada sürüş modu butonlarına bastığınız zaman Sport, Eco, basılı tutarsanız da Eco Plus'a geçiyor. Şu an Eco Plus'ta mesela. Böyle 3 modu var. 3 moda göre de kadranları değişiyor. Şimdi biz burayı kapatalım. Kapatalım. Kapattık. Kadranları gösterdik. Araç şarj yemesin diye. Şu an bir daha bir basalım. Kontak açık. Bastık. Kapandı. Evet. Direksiyonda bu arada adaptif hız sabitleme sistemi var. Onun mesafe ayarını, şerit takibi ve hız sabitleyici modunu ayarlayabiliyorsunuz. Solda da multimedya sistemine hükmedebiliyorsunuz. Dediğim gibi henüz daha 17 km olduğu için derisi falan çok güzel. Şu yanda şarj girişinin kilidinin butonu var. Otomatik olarak mı açılsın yoksa buradan mı kapatıp açalım? Şerit takip sistemi, çekiş kontrol sisteminin ayarları var. Göstergenin şiddeti var ve park sensörü butonu var. Burada da Fuse yazmışlar zaten. OBD yazmışlar. Sigorta ve OBD girişi var. Şurada da ön kaputu açabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Onu göstermedik. Onu da bir gösterelim. Şuradan dili var. Dili sola doğru itiyorsunuz ve kaldırıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi elektrikli motorumuz yer alıyor. EV Eco Teknoloji EV Electric Vehicle. Tutamaklı bir kaputu. Yani şeyli değil, amortisörlü bir kaput değil. Kaputu izolatörü var. O güzel. Burada tabi aküsü falan daha büyük. Elektrikli bir otomobil olduğu için. Motor da bayağı aşağıda yerleştirilmiş. Motorun kabloları falan. Elektrikli bir motorumuz yer alıyor. Hyundai Kia logosunu görüyorsunuz zaten. Kia ile ortak üretilen bir motor. Elektrikli bir motor. Burada sizi ilgilendiren tek şey cam suyu olacaktır. Bunu böyle korumalı bir kapak yapsalar daha güzel olurdu bence. Üstünü sadece serviste açabilseler güzel olurdu bence. Şöyle kapatalım kaputumuzu. Kaputu falan da tok yani. Güzel bir otomobil. İç mekandan devam edelim. Kapıyı da kapatayım. Gayet sessiz, huzurlu bir ortamdayız. Burada Tucson'da gördüğümüz ekran var. Arayüz olarak. Yakın, bakın, elektrikli elektrik istasyonlarını, yani şarj istasyonlarını gösteriyor. En yakında e-şarj varmış. Teknikoto Nilüfer. Burada bir haritamız var. Haritayı şöyle basarak da burayı kendinize göre işte batarya, saat, pusula, hava durumu, radyo veya yine harita ayarlayabiliyorsunuz. Klimayı açtığınız zaman, kapıyı açacağım, çok havasız kaldım içeride. Klimayı açtığınız zaman klima ayarları geliyor. Şunu bir daha bir açalım. Mesela %94 şarjı var, 270 km menzili var. En yakın istasyonları gösteriyor. Ben mesela buradan klimayı ayarladığım zaman burada klimayı gösteriyor. Klimanın derecesini buradan göremiyorsunuz. Ve fan hızını. Tek yönlü dijital bir kliması var. Tuşların hissiyatı, basma hissi güzel. Ön cam ısıtması da var aynı zamanda. Şöyle göstereyim. Yandan güneş vuruyor gerçi ama. Heat yazıyor. Ön cam ısıtması da var. Burada arka emniyet kemerlerini, zamanlı klima ayarı da var. Klimayı zamanlayıcı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ya da sadece sürücüye versin diye de ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar güzel donanımlar. Uzak doğullar seviyor böyle şeyler yapmayı. Burada bir gözümüz var. İçinde kablosuz şarj, USB girişi yer alıyor. AUX yok burada. Açma kapatma hissi güzel. Bu orta konsoldaki malzeme kalitesi de iyi. Normal konudan farklı olarak böyle iki katmanlı. Altta bir 12 volt soket var. Bir de USB çıkışı var. Bir de böyle bir güzel bir göz var. Buraya her şeyi koyulabilir. Altı kaydırmaz ama sert. Burada iki bardaklık var. Ben anahtarı koydum buraya. Bunların da altı böyle çizgili şekilde yapmışlar. Kaydırmazları değişik olmuş. Buraya böyle koyabilirsiniz bir şeyleri. Üstte malzeme kalitesi, burası sert ama buralar böyle yumuşağımsı sert. Şurası tam sert. Ama böyle içi boş bir sertlik yok. Ekranı şöyle bakacak olursak harita, navigasyon, yıldız zaten favorilerinizi gösteriyor. Buradan radyo, medya kullanabiliyorsunuz. Harita güzel. Böyle fiziksel ses açma kapatma butonunun olması da güzel. Ses sistemi de güzelmiş. Burayı kapatalım. Şöyle basalım. Kapattık şu an. İki tane havalandırma menfezimiz ve dörtlü butonu yer alıyor burada. Bunların da yerleşimi güzel. Beni görüyorsunuz. Merhaba. burada düğmeli bir vitesimiz yer alıyor. Park, boş, drive ve geri. Burada zaten manuel olmaması olamaz. Çünkü bir aktarma yok. Tamam abi, kapı açık, tamam. Bak. Tamam, ben buradayım. Sakin ol. Onun haricinde direksiyonda şunları gösterebilirim.
burada rejeneratif fren var elektrikli otomobillerde. Yani gazı bıraktığınızda kendi kendine yavaşlayıp o yavaşlamadaki esnadaki enerjiyi geri kazanıyor. Yani fren enerjisinden geri kazanım yapıp şarj ediyor. Onun şiddetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Ona kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şiddeti 3 ya da 4 kademe olması lazım. Onun haricinde bu araçta otomatik uzun far asistanı var. Şöyle netlerse göstereceğim orayı. Yani uzun farlarınızı da otomatik olarak yakıp söndürebiliyor. Start stop butonumuz burada bu arada. Çok haşır neşir olduk. Görmüşsünüzdür zaten. Torpidoya bakalım şöyle. Yani B segmentli bir torpido. İçinde kaplama ve soğutma yok. Işık da yok. Ama açıp kapanma hissiyatı güzel. Burada aşağı doğru indiğimizde 3 kademeli koltuk ısıtmalarımız yer alıyor. Sürüş modu butonlarımız, direksiyon ısıtmamız, auto hold'umuz ve geri görüş kamerası yer alıyor. Hadi gelmişken bir geri görüş kamerasına da bakalım. Şu geri görüş kamerası butonuna bastığımız zaman, ben az önce çalıştırmıştım. Şöyle. Arabayı da geri yerine alalım hatta. Şu an araba çalışmıyor. Kontak açık şu an. Geri görüş kamerasına bastığımız zaman böyle bir geri görüş kamerası var. Yani çok böyle mükemmel kaliteli değil. Mükemmel kötü de değil. Ortalama bir kamerası var. Hadi bir de geri alacağım zaten. Geri alalım arabayı. Yola çıkmaya hazır. Şu an çalışıyoruz. Geriyi aldık. El frenini bıraktık. Ve şu an geri gidiyoruz. Çok iyi ya. Bu elektrik olayı çok iyi. Geri yerine çekelim arabayı şöyle. El frenini çekelim. P'yi alalım. Ve stop edelim. Arkaya doğru geçmeden önce şu kol dayamın önünde de böyle bozuk paralarınız için bir göz var. Kol dayamasının içi halı kaplamalı. Ama böyle sert bir halı. Böyle değişik bir halısı var. Gözün boyutu çok iyi ama. Bayağı büyük. Derin ve şey böyle dolu dolu. Kol dayamanın ileri geri ayarı yok ama böyle oturuş pozisyonunuzda çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Yukarıda bir sunroofumuz var. Elle bir perdesi var. Ya bu araç yurt dışında çok uygun fiyatlı. O yüzden böyle B segmenti bir SUV gibi. Ama Türkiye şartlarında pahalı tabii. Onun haricinde burada sunroof kontrollerimiz yer alıyor ve bir gözlüklüğümüz var. Gözlüklüğün içi de kaplamalı. Arabadan inerken de bizi böyle uğurluyor Hyundai logolarıyla. Arkaya bakalım şimdi. Ben bir kendi koltuk ayarımı yapayım. Arka kapılarımız açtık. Anahtarı yine ben içine atayım. Uf, etiketleri öyle duruyor. Neyse sökmeyelim şimdi. Kapı üstlerimiz sert plastik. Bu uzak doğulularda bu var. Arka kapı panelleri biraz ince oluyor. Gerçi Puma'da falan da böyle bir ince bir panel. Burası sert. Burası da yumuşak deri. Burası da yumuşak deri. Yani önüne bir kalite farkı yok. Önünün de üstü sert, bunun da üstü sert. Buraları yumuş yumuş deri. Burada yine dediğim gibi şöyle mesela anahtarı koyalım biz. Bir şeyler koyabileceğiniz bir göz var. Aynı zamanda kapının da tutma yeri ama öyle bir şey yapmışlar ki bak kapıyı tutarken hiç elim oraya değmiyor bile. Çok güzel olmuş. Şuraya bir oyuk açmışlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada bir oyuk var. Böyle içeri doğru oyuluyor. Arkası ilk izlenimim çok klostrofobik değil. Koltuk biraz aşağıda ama. Şöyle bir açalım. İçine doğru geçelim. Koltuklarımızda 2 adet Isofix desteğimiz mevcut. Arkaya doğru girdiğimiz zaman ilk ben oturuyorum muhtemelen arka koltuğuna. Piller altımda olduğu için biraz yüksek şurası. Yani ayağımı koyduğum yeri yüksek. Piller çünkü tam altımızda. O yüzden yüksek biraz. Diz mesafesi ben biraz gerideydim. Şunun sırtlığı gerideydi yani. Şöyle oturabilirdim. Biraz da öne alabilirdim aslında. Neyse. Şu benim pozisyonumda şu an koltuk. 4 parmak bir diz mesafesi var. Yani diz mesafesi birazcık B segmenti SUV'lara göre biraz ufak ama ya burada beni rahatsız eden tek bir şey var. Şu dizlerim çok bükülerek oturuyorum. Fark ettiniz değil mi? Koltuğun altına da ayağım gitmiyor. Kapalı burası. Çok bükülerek oturuyorum. Bu biraz arka sürüş, arka yaşam alanındaki konforunuzu olumsuz etkiliyor. Yani bacaklarım şöyle biraz bükülerek kalıyor. Bu bir süre sonra rahatsız edecektir. Şu an bile beni rahatsız etti mesela durduğumuz yerde. Ama baş mesafesi olarak 5 parmaktan yani 5 parmaktan biraz fazla. Şu parmaklarımın duruş şeklini size göstereyim. Şöyle duruyor parmakları. Baş mesafesi olarak iyi. Burada ortada bir ışığımız var. Bu da LED. Bu da güzel. Kapatalım. Üstündeki jelatini de sökmemişler. Neyse sökmeyeceğim. Cam tavanın sunroofumuz var. Cam tavan olsa daha güzel olabilirdi ama sunroofun şu çıkıntısı biraz arkada sizi boğuyor. Şöyle göstereyim. Şurada aşağı iniyor tavan biraz. İşte cam tavan olsa o olmayacaktı. Arkadan genel bakış böyle. Ortada şaft tüneli yok. Elektrikli bir otomobil sonuçta bir şaft yok.
ufak bir çıkıntısı var. Ortaya şöyle geçtiğim zaman yine ayaklarımı biraz yana açarak oturabilirim ama orta koltuk biraz yüksekte kalıyor. Ve deri burası biraz rahatsız ama zor durumda kalınırsa, oturulması gerekirse oturulabilir. Ortada bir kol dayamamız var. Ve kola yatmalık değil, kol dayama. Burada Korece bir şeyler yazıyor. Şöyle netlerse. İki tane bardaklık var içinde. Deri, bu da güzel. Böyle kol dayaması zevkli olur buna. Yatma olmadığı için üstüne. Birazcık sert tabii, 17 kilometrede sıfır araba olunca. Neyse, bunun bir Arventos'u takasım. Ona bir test sürüşü de yapacağız. Filelerimiz var. Bu fileler ama biraz çok geniş koyarsanız bir şeyleri potluk yapar. Buraya ufak şeyler koymak lazım. Koltuklar güzel. Deri kumaş karışık bir koltuk. Kalitesi iyi. 4-3 tutamağımız var. Dördüncüsü eksik. Şoför tarafında gerek de yok zaten. Ayarlı emniyet kemerlerimiz var. Şöyle göstereyim. Yani bu kapı içi gözler ufak. Ama yani şöyle, bu giriş sınıfı elektrikli otomobillerden esasında. Türkiye'de pahalı olmasını tekrar söylüyorum. Göz önünde bulundurmamamız gerekiyor. Fiyatları biraz göz ardı edip değerlendirmemiz gerekiyor. Amacına uygun üretilen bir otomobil. Tamam, pahalı. O fiyata alınmayabilir, mantıklı o gelmeyebilir. Ama amacına uygun bir otomobil. Ben şu an tamamen o gözle araç inceliyorum. Bu araba amacına uygun mu? Evet, çok uygun. Giriş sınıfı elektrikli bir otomobilden beklediğiniz her şeyi, hatta belki daha fazlasını sunabilir. Bunu böyle düşünmek lazım. Şimdi dışarı bir çıkalım, bir kapanış değerli yapalım. Evet değerli takipçilerim, bugün sizlerle birlikte Hyundai Kona elektriği inceledik. Siz bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kona elektrik nasıl olmuş? Elektrikli otomobillerin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.